Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Üzeri Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, Jorge Jesus'tan başlayalım. Jesus'tan Salahi için transfer kararı diye bir haberle başlangıcı yapalım. Girişi en azından bununla yapalım. Zaten başlıktan anladığımız kadarıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un birçok talibi bulunan öğrencisi Atilla Salahi için yani son sözünü söylediğini anlıyoruz. Ki doğru anlıyorsunuz arkadaşlar. Birçok teklif alıyor Atilla Salahi. Hatta aldığı tekliflerin yanı sıra kendisini izlediğini belirten takımların isimlerini de duysanız hayret edersiniz. Dün mesela Sakaboa ile ilgili ben bir şey duydum. Real Madrid takip ediyormuş. Tottenham Hotspur, Liverpool, Paris Saint Germain, Brezilya milli takımı ve Arjantin milli takımı, Beckenbauer, Nadio Comaneci, NASA, Gora gezegenindeki aristokratlar, sonra başka kimdi? Hüseyin Bolt, herkes takip ediyormuş. Atilla Salahi de o kadar olmasa da bir şeyler takip ediyor. Şimdi sezon başında biliyorsunuz Atilla Salahi'yi Atletico Madrid gerçekten istedi. Chelsea ile adı anıldı. Juventus denildi. Leicester City, West Ham United belki de bizim basın üretti. 20 milyon euro üstünde teklifler aldığı iddia edildi. Hayır, 14'e kadar çıktılar en fazla. Yani en fazla 14 milyon euro teklif ettiler. Geleceği hakkında da bir talepte bulunmadı. Konuyu yönetime bıraktı. Teknik direktör Jesus da diyor ki Kim Min-ji gitti. Ocak ayında Atilla Salahi'yi gönderirsek ben o zaman hiç durmayayım diyor. Haklı mı? Haklı. İstiklal abidesi bakın Fenerbahçe'nin 25 maçında da forma giymiş ilk yarıdaki. İkinci yarıda hemen başlar başlamaz oynamaya başladı. Ve Jesus'un en güvendiği isim. Ben size şunun garantisini veriyorum. Astronomik bir teklif dahi gelse. Hani astronomikten kastettiğim 20 milyon euro civarı bir şeyden bahsediyorum. Gitmez ama ütopik bir teklif gelirse işte atıyorum Chelsea 50 milyon euro teklif etti 50'ye gider. Ama 50 milyon euro teklif gelir mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi aslına bakarsanız devre arası transfer dönemine ilgili şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar devre arası transfer dönemi aslında her türlü sürprize açık bir dönemdir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela adam Mert Hakan yandaşı gözüne kestirdi. Fenerbahçe taraftarına göre hocam zaten bir sakat bir değil bir oynuyor bir oynamıyor 3'e 5'e bakmadan satarım diyor mesela. Adam da diyor ki ulan yerli kuralı var şu var bu var ben bunu alamam diyor. Teklifi yüksekten açayım diyeyim ki tek teklifim bu. Misal bir teklif sunuyor 9 milyon euro. Fenerbahçe de mecbur kabul ediyor mesela. Bu tip teklifler olabilir ama şu an için yok arkadaşlar. Sıradaki haberimizde Fenerbahçe'nin listesindeki 5 golcü diye bahsediyor. Yani öncelik stopermiş ama 5 aday var listede diyor. Bu arada Luan Perez tamamen iyileşip takımla çalışmalara da başladı. Şimdi ben direkt isimlere geçeyim. Birinci aday Aboubakar imiş. Yani Aboubakar imiş. Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Aboubakar 2 kez TFF tarafından şampiyon yaptırılan Aboubakar, Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği oyuncuymuş. 4 aday daha varmış. Evet, 4 adaydan birisi Luis Muriel. Bakın hep ısıtıp önümüze getiriyorlar hocam. Aynen öyle. 3. aday Fran Navarro. İşlerinde en ciddisi Navarro. La Liga'nın genç yeteneklerinden diyor ama sanırım La Liga'da oynamadığının farkında değiller. Çünkü Gil Vicente de oynuyor Portekiz'de. 21 maçta 12 gol atmış. 5 milyon euro net istiyorlar. Choe Goe Song. Bu da Koreli biliyorsunuz. Bir de Antonio Semenyo mu demiş. Ha, Championship'ten Bristol City'deki eleman. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an itibariyle yani 22 Aralık itibariyle Fenerbahçe forvet almayacak arkadaşlar. Ya nasıl olur hocam forvete ihtiyacımız var. İşte João Pedro'nun sakatlığı malum falan filan demeyeceksiniz değil mi arkadaşlar? O yüzden tamam. Altay Bayındır'dan Inter'e
Şart. Transfer için şart vermiş Altay Bayındır. Ben şunu söyleyeyim. Sosyal medyada özellikle şahsım biri Altay Bayındır'dan nefret ediyor. Nefret etme sebebini de söyleyeyim. Altay çok kendini geliştirebilen bir isim. Arkadaşlar, bunu söylemekten utanıyorum, utanç duyuyorum ama Fenerbahçe'de bazı futbolcuların aileleri inançlı insanlar. Mesela demeyeyim. Bazı hareketler sosyal medyada yanlış algılanıyor, yanlış yönlendiriliyor. Ailesi muhafazakar olan futbolcularımız üzerinde bir karalama kampanyası var. Mesela Arda Güler oturarak su içti diye. Tabii Arda Güler'e bile eleştirenler oldu. Oturarak su içiyor diye. Bir kere oturarak su içmek tabii ki de sünnettir. Sevaptır. Ancak her türlü sünnetin bilimsel bir açıklaması vardır, biliyor musunuz? Her sünnet. Mesela yemekten önce tuzla başlamak bir sünnettir. Ama bunun bilimsel açıklaması var. Oturarak su içmek mesela. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Ayakta içtiğin zaman işte kramplar girebilir, midene şöyle olabilir, böyle olabilir. Mesela oruç tutmanın, oruç tut sıhhat bul diye yazarlardı mahyalarda, artık yazmıyorlar. Her türlü sünnetin bir şeyi vardır ama sporcu sağlığı açısından oturarak su içmek lazımdır. Ayakta su içmek sporculara sıkıntı yapar mesela. Altay Bayındır da öyle. Altay'ın muhtemelen kendini geliştiren kişiliğinden dolayı hedefe alan birkaç tane arkadaş var. Altay da çıkıp da ya beni niye hedef aldınız demediği için de saldırmayı sürdürüyorlar. Bakın Altay Inter'e gidecekmiş, ilk 11 şartı belirlemiş. Piyasa değeri 13 milyon euroymuş. Altay Bayındır hiçbir yere gitmiyor. Götürebiliyorsanız buyurun. Altay çok efendi, beyefendi, kişilikli, karakterli. Sapına kadar Fenerbahçeli bir arkadaşımızdır. Hocam Berke'ye de öyle diyorduk. Bak Galatasaray'a gitti diyorlar. Ya arkadaşlar sosyal medyada Eyüpspor'a gitti falan filan diyorlar. Gören de Eyüpspor Galatasaray'ın A2 takımı falan zanneder. Lige çıkacaklar. Yatacaklar sizin neyimizde. Öyle şey olur mu ya? Fenerbahçe'ye Dejan Lovren çağrısı. Lovren? Allah Allah. Lovren çağrısı. Aynı isimlerle bahsediyoruz ya. Rus ekiplerinden Zenit'in Hırvat oyuncusu Dejan Lovren için Fenerbahçe'ye yaptığı çağrı gündeme oturmuş. Allah Allah. Görüşmeye hazırız şeklinde haber göndermiş. Şimdi sakatlıktan döndü Luan Perez. Tabii ki de performansı soru işareti. Fenerbahçe'de düğmeye basacakmış. Futbolcunun kariyeri falan filan diyor ama arkadaşlar Dejan Lovren diye internete yazın. Girin. Karşınıza şu çıkıyor. Hırvat 33 yaşında. 5 Temmuz 89 doğumlu 33 yaşındaki stoper. Hırvat milli takımının 78 kez formasını giymiş 5 gol var. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Dünya Kupası'nda 6 maçta forma giymiş. Bir asisti var. Bu sezon totalde 23 maça çıkabilmiş. 2 gol, 2 asisti var. Yani Fenerbahçe'ye yazmışlar. Yani tuhaf. Bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Abubakar yeni macera istiyor diyor yine bir diğer haberde. Ben bu haberi okumayacağım. Yani sıkılmış oradan. Diyormuş ki ben yeni bir macera istiyorum. Size de Abubakar haberlerini sanki parayla yaptırıyorlar hissi olmuyor mu? Mesela bende bu oluyor ya. Sanki hani birileri diyor ki mesela Fenerbahçe'yi karıştıralım. Ne yapalım? Bunun Fenerbahçe forvetleri çok iyi. Dün yani dün demiyorum, sabahki videoda istatistikleri söyledim ya, işte Valencia'yı almış başına gitmiş. Batshuayi'yi almış başına gitmiş. Joshua King yeniden küllerinden doğmuş. Rossi bile beğenilmeyen Rossi bile çıkmış bir şeyler yapıyor. Pedro sakat ama daha Serdar Dursun kozunu kullanmamışız. Hani şurada ligin devresine çok bir süre kalmamış. 12 Ocak'ta, bakın 12 Ocak'ta resmi olarak futbolcunu getirtip maçında oynatabilirsin. 12 Ocak'tan önce kadrona katıp idmanlara dahil edebilirsin. Yani 3 Ocak'tan itibaren idmanlara dahil edebilirsin. Ve baktığın zaman 2 haftalık bir şey kalmış yani. 2-3 haftalık bir şey kalmış. 3 hafta bile yok. Hal böyleyken yani bırakın da
bir şeylerin araştırmasını Fenerbahçe yönetimi yapsın. Bu şey olayı, Abubakar olayı, bilmiyorum, bana tuhaf. Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr'la anılması. Ronaldo aslına bakarsanız Real Madrid'e gidecekti. Yani Real Madrid her konuda anlaşıp getirecekti ama Al Nassr'ın teklifi inanılmaz. Şimdi bu Ronaldo'yu Al Nassr alırsa Abubakar da oradan ayrılmak isteyecekmiş. Bu sezon 35 maça çıkmış, 11 gol, 4 asist. Ya arkadaşlar, Abubakar'ın yıllık ücretinden haberiniz var mı? Var mı? Etmeyin, eylemeyin ya. Etmeyin, eylemeyin. Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe forvetleri iyi durumda. Gayet iyi durumda. Sisteme adapte olmuş durumdalar. Bak Serdar Dursun'u gönderin. Bak hiç Serdar Dursun'u gönderme haberi yok. Farkında mısınız? Niye? Sisteme uymuyor. Uymuyor arkadaşlar. Ben de çok iyi bir Fenerbahçeliyim ama Crespo'yu kesip Mustafa Hoca'yı oynatacağız dese Jesus topa tutarsınız. Bu da böyle bir şey. O yüzden geçiyorum. Trabzonspor Miha Zajc'ı takip aldı. Bakın, Trabzonspor maçı yaklaşıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını germe çalışmaları hızla sürüyor. Hakem Halil Umut Meler. Bak, Halil Umut Meler değil, Zorbay Küçük geldi. Abdülkadir Bitigen geldi. Hani aklıma geldiği kadar da Mete Kalkavan geldi. Arda Kalleşler geldi. Ali Maç Çalan geldi. Ne bileyim, Hüseyin Köçek geldi. Hangisini açıklansa Fenerbahçe taraftarı, aa iyi de hakem gelmiş diyecekti. Hiçbiri. O yüzden bu kadar takılmayın. Hakemler Fenerbahçe'yi sevmiyor. Doğru. Hani benim aklımda şey var. Ulan acaba biraz topu böyle düzgün top oynasak. Hakemler acaba düzgün top oynayan takıma karşı. Ben ne yapayım abi? Ben rahat oynuyorum. Mesela şöyle düşünün. Fenerbahçe uzay topu oynasa. Hakem Fenerbahçe lehine hata yapsa. Söz hakkı verse de mikrofon. Dese ki adam. Ya arkadaş tamam hata yaptım da. Ben hata yapmasam da bunlar delik deşik edecekti dese. Herhalde kimsenin sesi çıkmaz diyorum. Aksine Fenerbahçe delik deşik edecek top oynamasına rağmen hakem Fener'in hakkını yiyor. Herhalde şöyle düşünüyor. Ona nasılsa fark attı adamlar ya. Ben bir hata yapsam ne olacak diyor. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Trabzonspor Miha Zajc'ı Hamşik'in alternatifi olarak belirlemiş. Abdullah Avcı da bu transferi istiyormuş. Zajc'a onay vermiş. Görüşmelerin devam etmesine karar vermişler. Hani görüşüyorlarmış, şöyle söylüyor haberde. Jesus'un planları arasında yer almayan Sloven orta saha oyuncusu İstanbul maçında 5 dakika süre aldı falan diyor. Ahmet Ercanlar da diyor ki Zajc ile sözleşme uzatılması biraz zor gibi demiş. Bak aynı çizgiye geldik. Bundan 2-2,5 hafta önce hepsi Zajc'la sözleşmeyi uzattıydı. Beştaş'ın Zajc ile görüştüğü söyleniyor. Eğer bu doğruysa Beştaş'ın yaptığı bu hareket etik dışıdır. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden bir oyuncuyu ayartamazsınız demiş. Yani cesur sözler. Bu sözleri ben söyleyemem mesela. Peki Ahmet Ercanların dediği doğru diyelim. Trabzonspor'u niye karıştırıyorsunuz o zaman? Çünkü ortalık karışsın istiyorlar. Ya bunlara çok takılmayın arkadaşlar. Fenerbahçe için sürpriz iddiası Seyfettin Jeziri. Bu arada bütün haberleri konuşuyorum. Ben bu videoyu sabah çekiyorum arkadaşlar. Yani 22 Aralık 2022 saat 08:08 bende şu anda. Hocam iyi de lamba yanıyor. Daha hava doğru düzgün aydınlanmadığı için lamba yakarak şey yapıyorum. Cao Pedro'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe forvet bakmaya başlamış. TFF'nin U21 kontenjanına uygun isim akıyormuş. Bu doğrultuda Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki yedeği Seyfettin Jeziri'yi istediği iddia edilmiş. Bundan şeyin haberi var mı? Batshuayi gibiymiş arkadaşlar. Önüne top atıldığında kaleye direkt inen bir santraformuş. 1,81 boyunda, 29 yaşındaymış. Kariyerinde ilk kez Afrika dışına çıkacakmış. Hocası Jeziri'ye kızgınmış. Tunus'un El Ahram gazetesi flash bir haber yayınlamış. Zamalek teknik direktörü Zambalek yok Jesualdo Ferreira çok kızgınmış. Tunus Dünya Kupası'na uzun süre önce veda etmesine rağmen Jezir'in takıma geç katılması yok arkadaşlar. Bana inandırıcı gelmedi. Yine de transfer marketini merak ettim. Kaç milyon euro piyasa değeri var? Yani adamın transfer marketi yok mu?
Cezire yazdım, çıkmadı. Ha, şimdi çıktı. 1,5 milyon euro, of. Tam Fenerbahçe ayarında. 1,80 boyunda yazıyor Transfermarkt. Siz 81 diyorsunuz. Dünya Kupası'nda hiç oynamamış. 13 maç, 2 gol, 1 asist. Hani yalan söylerken yüzü kızarmıyor mu acaba onları yapanların? Neyse, son haberimiz Miguel Crespo'ya İspanya'dan yeni talip diyor. Ben şunu söyleyeyim. Portekiz milli takımını gördünüz. Elenmesini de gördünüz. Bence hani haksız elendi demeyeyim ama hak ederek elendi. Ya böyle bir kadro mühendisliği olmaz ya. Hakikaten böyle bir kadro mühendisliği olmaz. Bak zamanında hani orada dekolar, hani kimler kimler vardı. Mesela Galatasaray'dan Oliveira falan Fenerbahçe'ye transfer gündemindeki milli takımın vazgeçilmesi falan filan diyordu. Kimse alınmadı, etmedi. Portekiz işte Ronaldo tartışmalarıyla başladı ki en büyük hatayı orada yaptılar. Bütün dünya Portekiz'i konuştu. Hani Portekiz geçtiğimiz yılların Fenerbahçe'si izlenimi verdi bana. Herkes Portekiz'i konuştu. Skandallarını konuştu. Ronaldo'yla yok bilmem şu küs müydü? Yok eltisi miydi? Yok görümcesi miydi? Yok ters baktı. Yok yan baktı. Yok hanımına laf attı. Yok eltisine laf attı diye diye o tartışmaların eşiğinde başlarına gelecek illaki buydu. Ötesi yoktu ki. O da gerçekleşti. Yani arkadaşlar, yani çok da bir şey demek istemiyorum ya. Çok çok da bir şey demek istemiyorum. Hayırlısı olsun ama Crespo bu performansı Fenerbahçe'de sürdürdüğü için belki de olmuyor. Eğer İspanya'dan herhangi bir takıma giderse bence Portekiz milli takımına seçilebilir. Bu sefer de Sevilla talipmiş. Sevilla 10 milyon euroluk bir teklif yapacakmış. Fenerbahçe 1,5 milyon euroya aldı. Bu sezon 20 maça çıkmış. 2 gol 2 asist. Hangi ara 2 gol attı lan? Vicdansız. Asistlerin bir tanesini İstanbulspor maçında yaptı. Tamam da. 1,5 milyon euro ile Estoril Praha'dan Fenerbahçe'ye geldi diyor Crespo için. Ben yanlış hatırlamıyorsam ki kolay kolay yanlış hatırlamam. Crespo'nun sonraki satışından da pay maddesi var diye biliyorum. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Transfermarkt'a bir bakıp kontrol edeyim. Bu arada 10 milyon euro piyasa değeri gösteriyor Crespo'ya. Ben zannetmiyorum 10 milyon euroya bırakacağımızı. %80'ine sahip Fenerbahçe, Estoril'de %20'sine. Misal veriyorum. 20 milyon euroya gitti. Fenerbahçe kasasına 16 gelecek. Estoril'e 4 milyon euro gidecek. Hocam X takımı talip oldu diyelim Crespo'ya. Satarken Estoril masaya oturacak mı? Oturmayacak arkadaşlar. Bütün yetki hak bize ait. Bunların da böyle bir süreci, böyle bir durumu var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha, bana sorarsanız Crespo'yu devre arasında kaç gelirse gelsin teklif satmam. Kaç gelirse gelsin satmam. 20 milyon euro geldi satmam. 15 milyon euro geldi satmam. Yani inşallah ve inşallah, inşallah ve inşallah Fenerbahçe çatır 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 gitti diyelim. Her maçı kazana kazana gitti. Trabzon maçını, Galatasaray maçını, onu bunu şunu kazandı, devre arasına gitti. Bu sefer 30 da gelse kabul etmem. Çünkü hocam ne var ya, işte oraya kadar gitmişti, oradan sonra bırak bayır aşağı gitsin. Yok arkadaşlar. Ben şunu da söyleyeyim Crespo ile ilgili. İmkansız ama Fransa milli takımına seçilme ihtimali de var. Çifte vatandaşlığı var Crespo'nun. Bunu da hatırlatmış olayım. Ama bir yere gittiği yok. Ben de videoyu 19.07'ye tamamlayıp sizlerden beğeni ve abonelik talep edip ayrılıyorum. Görüşmek üzere.